sanatçılar, inşaat sektörü hızla gelişiyor. Projelerin başarıyla uygulanabilmesi ancak makina sanayi ile mümkün kılınıyor. Ankara merkezli Artaş Makina beton pompaları imal ediyor. Türkiye'nin geneline ulaşan firma ihracatta da sınırları zorluyor. İnşaat, 300'den fazla sektörün gelişimine katkı sağlayan çatı sektör konumunda. Burada yaşanan gelişmeler zincirin halkaları misali alt dalları da yakından ilgilendiriyor. Artaş Makina Genel Müdürü Tuncay Arıkan, 25 yılı sanayici kimliği de geride bırakıyor. Her türlü makinanın imalatında uzmanlaşan Arıkan, beton mikserlerinde kullanılan pompaları Ankara Keresteciler sitesinde bulunan fabrikasında üretiyor. 25 yıllık bir sanayi tecrübem var. Değişik alanlarda makine ile ilgili, yedek parça ve makine imalatı ile ilgili alanlarda çalıştık. 25 yıldır bir tecrübemiz var bu konuda. İşte son bir yıl içerisinde de işte bu beton pompaları ile beton makineleri ile ilgili bir faaliyetimiz oldu ve beton pompası imalatına başladık burada. Ankara'da Sarayköy, İstanbul yolu Sarayköy, Keresteciler Sanayi Sitesi'nde 850 metrekare kapalı alan, 600 metrekare açık bir alanda bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu alanda ithal makinelerin kullanılıyor olması Tuncay Arıkan ve ekibini harekete geçiriyor. Dövizin yurt dışına çıkmasını önledikleri gibi yerli sermayenin de gücünü pekiştirmiş oluyorlar. Yurt dışından gelen makineler var ama yerli imalat olarak da bir açık olduğunu gördük. Bu işi yapan birkaç firma var. Fakat işte ben makinelerin kalitesiyle ilgili bir şeyimiz oldu. Yani ben daha iyi kaliteli makine yapabiliriz mantığıyla kendimizi geliştirebiliriz düşüncesiyle bu sektöre girdik. Firma üretim anlayışı ve ürün portföyüyle sadece iç pazarda değil dış pazarda da emeğinin karşılığını alıyor. Yer pompası üretiyoruz biz şu anda. Binalara işte beton basıyor. Beton basan pompalar üretiyoruz. Yurt dışına da işte görüşmelerimiz var. Yurt dışı görüşmelerimiz var. Talepler var bu konuda. Ve bu talepler doğrultusunda da işte kendi yönlendirmemizi, kendi işte ham madde olsun, planlamalarımız olsun bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz şu anda. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ihracatta başı çekiyor. Yurt dışındaki pazarımız işte Arap ülkeleri, işte üçüncü dünya ülkeleri, işte Irak olsun, Suriye'de biraz sıkıntılar var ama vardı. İşte diğer işte İran, işte Arap ülkeleri, Arabistan gibi, Yemen gibi bu tür ülkelerde mal verebiliyoruz yani mal veriyoruz. Yurt içinde de büyük inşaat firmaları genelde beton santrallerine üretim yapıp pompa verebiliyoruz, veriyoruz yani. Kalite ve güven, üretim anlayışını ifade eden anahtar kavramlar oluyor. Sahip olunan sertifika ve belgeler doğrultusunda üretimde standart yakalanıyor. Arıkan, yeniliklere açık olduklarını vurguluyor. Yenilik olmazsa zaten kaliteyi yakalayamazsınız yani mutlaka. Kaliteyi yakalamanız için yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. Beton santralinden gelen mikserli pomp şeyler, betonlar bu pompalar vasıtasıyla ya yüksek katlara ya da işte arazideki yapılan yapılara beton olarak basılmaktadır. Biz de bunu bu pompalar sağlıyor bu imalat yöntemiyle. Tabii bunların geliştirme düşüncesindeyiz. Bunun mobil üretimini düşünüyoruz. Şu anda araç üzerlerine de koyuyoruz mesela yürüyen sistem olarak araç üzerlerine de koyuyoruz pompaları. İşte bundan sonra işte bomlu sisteme geçeceğiz. Yani beton mobil beton pompası düşünüyoruz bomb sistemi olarak. İmalatına. Yedek parça konusunda stoklu çalışılması üretim ekibine hız kazandırıyor ve 2 haftada bir makine imal ediliyor. Yıllık sayı 30'u buluyor. Kısa vadeli projeler için kiralama hizmeti de sunan firma, pompa konusunda özel imalatlar da gerçekleştiriyor. Firmanın çözüm ortaklarına bakıldığında ilk sırada inşaat sektörünün olduğu görülüyor. İnşaat sektöründe bu makineler kullanılıyor. Genelde inşaat sektörü, inşaat firmaları, işte beton santralleri, betonla ilgili üretim yapan diğer sektörler. İnşaat sektörü hızlı gidiyor Türkiye'de ve bunlarla ilgili araç ve ekipman ihtiyacı da doğuyor buna paralel olaraktan. Onun için de biz de bunları görüyoruz yani gözümüz önündeki şeyler. İşte ona göre kendimizi ayarlamıyor. İşte şey yapmaya çalışıyoruz yani
Bununla ilgili makinelerde daha değişik teknoloji kullanarak daha iyi üretim yapmak, Avrupa standartlarına uğraştırmak için işte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz sonuçta. Yeni bir yatırım planı içinde olduklarını dile getiren Tuncay Arıkan, kapasite artışına gideceklerini söylüyor. Daha büyük bir alanımız var. Bizim Yenikent'te bir yerimiz var. Şu anda inşaatı yeni başlayan bir yerimiz var. Bundan sonra daha büyük bir alanda faaliyet göstermek istiyoruz. Onun için de işte burada biraz daha bu işi geliştirip orada da büyük kapasiteli olarak da devam etmek istiyoruz. Hedefimiz o zaten şu anda. Metal atıkları geri dönüşüme kazandırarak çevreci bir üretim anlayışını benimseyen Artaş Makina'nın genel müdürü Tuncay Arıkan, sözlerinin sonunda hizmet kalitesini artırarak yollarına devam edeceklerini vurguluyor. Elimizden geldiği kadar yaptığımız ürünlerde kaliteyi ön planda tutarak, işte müşteri memnuniyetini gözeterek bu olaya bakıyoruz. İmalatımız hep bu yönde olduğu için yani rahatız yani bu konuda. Yaptığımız işe güveniyoruz. Yani müşterilerimizi bekliyoruz.